izleyiciler. ABD terör örgütü ile tatbikat yaptı. YPG'ye yakın haber sitelerine göre Türkiye'nin tam karşısındaki Derik kenti sınırına yakın Tekil Bekil köyünde gerçekleştirilen tatbikatta RPG mi okunuyor bu füzelerin adı? Evet. Doğru mu okuyorum? RPG mi? RPG mi? RPG, RPG. Zırhlı araçlar ve ABD'ye ait RPG. Peki. RPG füzeleri zırhlı. RPG tank savarı silahı efendim. Evet. Çok güdümlü teşekkürler. Güdümlü değil yani. Füze falan atmıyor RPG. Tamamdır. Çok roket. Teşekkürler. Roket. Roket. Zırhlı güdümsüz araçlar, roket. ABD'ye ait keşif uçakları. İlk defa bu bölgede ortak tatbikat gerçekleştirildi. PKK-YPG'li evet. teröristlere ağır ve orta menzilli silahların kullanımı ile keşif ve uyuyan hücre tehditlerini engelleme eğitimi verildi. Ve operasyonun sözde DAEŞ'e karşı askeri mücadele amacıyla yapıldığı iddia edildi. ABD'nin 2023 savunma bütçesinde terör örgütü PKK-YPG için 183 milyon dolarlık fon ayrıldı. Örgüt saflarına bu süre içinde 3500 yeni militan katılması hedeflendiği de açıkça belirtilmişti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, temenni ediyorum bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. F-16'ları da vermeyeceklermiş. Biz bunun için o zaman Fransa'ya, Rusya'ya başvurabiliriz diyor. Şimdi neyi hedefliyor ABD? İngiltere'de niye böyle var. Bir şey yapıyor? Neyi hedeflediği zaten belli. Yani dediğim gibi bütün bu alanı Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e, oradan Mezopotamya, Irak, Suriye alanına, oradan Akdeniz'e kadar uzanacak koridor inşasına Amerikalıların bölgeye bir bakışı var. Doğu Akdeniz'de dahil ederek bir bakışı var. Mezopotamya alanını da dahil ederek bir bakışı var ve bu yeni bir şey değil. Dünya okumaları, bölge okumaları, Çin'le yürüttükleri büyük rekabet, Rusya ile yürüttükleri mücadele, Ukrayna Savaşı'nı kışkırtmaları, büyütmeleri, devam ettirmeleri, Suriye alanında İsrail'in stratejik güvenliği için 90'lardan beri ata geldikleri adımlar, 91. Harekat, 90-91, 2003, Irak'ın işgali, sonrasındaki bu özerk alanlar, Irak bölgesi, Arap Baharı'ndan sonra IŞİD'i bir kullanışlı aktör olarak, bahane olarak kullanıp PKK'nın, PYD'nin önünü açmaları, PKK'nın adını SDG yaparak PKK'ya, SDG'ye alanlar açmaları, adamları eğitmeleri, Irak alanından Doğu Akdeniz'e kadar bir koridor yaratmaları, petrol ve doğalgazı olan bir bağımsız devlet kurup, bir Kürt devleti, bir PKK devleti kurup, Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi birlikte kontrol eden, destabilize eden bir istikrarsızlık alanı yaratmaları. Bir analiz yapmışlar. Bir açıdan baktığınız zaman, bu analizlerde yapılıyor, katılıyorum. Çin'in tek yol, işte kuşak yol projesinin geçiş güzergahlarından da biridir Irak-Suriye alanı, Doğu Akdeniz alanı, Pire Limanı, Lübnan, Beyrut'taki limanları, Çin'in. Bu alanlarda istikrarsızlık yaratmak. Çünkü o tek kuşak, tek yol projesi 65 ülkeyi ilgilendiren, trilyon dolarlar para saçılan bir ortamda dünyadaki küresel hükümranlığı, dolar üzerinden kurdukları küresel hükümranlığı tarumar edecek bir projeyle geliyor Çinliler. Bunu hayata geçirmesini engelleyecek olan hamleler yapılıyor. İsrail'in güvenliği bir proje. Doğu Akdeniz'de seviye haritası üzerinden Türkiye'nin o enerji alanlarına hakim olması, sahip olmasını engellemeye çalışıyorlar. Ki bunlar uluslararası hukukta Türkiye'nin yani olan Doğu alanlardır. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın kıyısı yok ya. Hani Yunanistan'ın kıyısı yok. 10 kilometrelik bir alan üzerine 100 bin, 150 bin kilometre karelik tabii, hat tabii iddiaları yani. Falan. Hukuk aramıyoruz. Yani evet. Hukuk falan aramıyoruz. Yani hukuken şöyle, hukuken gördük biz onu. Yani gördük biz onu. Hukuk falan diye bir şey yok. Güç konuşuyor. Güç konuşuyor. Güç konuşuyor. Şimdi mesele böyle Yunanistan'ı konuşmak, o yarın işte Ermenistan'ı konuşmak. Bu. Siz ne yapıyorsunuz meselesi? Dediğimiz gibi S-400'ü mesela şu anda şunu sorgulamak istiyorum. S-400 alınmasına itiraz edenler. Bunu kavga çıkar. Bunu bu kavga meselesi yapanlar. Hatırladım işte buydu. Aramızdaki görüş ayrılığı buydu. O S-400 alınmasına S-400'ü değil de anladığım kadarıyla. S-400'ü çalıştırılmamalı. Yani bu şeydeki karşılık tabii, verilmesinde kullanılmasına gerek yok dedi. Siz karşılık vermeliydi dediniz. Tabii ki canım. Tabii ki canım. Bakın karşılık meselesine çok doğru bir yerden girerek söylüyorum. Amerika ile ilişkilerde PKK'yı silahlandırmaya başladıklarında 2014 Ekim hiçbir cevabınız olmadı. 15 Temmuz 2016 Amerikan darbesidir. Çok açık. Kesinlikle. Ne cevabınız oldu? Hiçbir cevabınız olmadı.
Fethullah Gülen'e vermediler. Ne cevabınız? Hiçbir cevabınız 24 olmadı. Ağustos'ta Suriye'ye girdik. Kafsa yaptırımlarında NATO müşterekliği ilk defa bir NATO üyesine... İlkan Bey, 24 Ağustos'ta Suriye'ye girdik. 39 gün sonra. O Amerika'ya birebir cevap değildir. Bırakın Allah aşkına. O birebir. Amerika yani. Onu yapmasa da. Katsa yaptırımlarında ambargo koydular. Doğru düzgün bir cevap vermedi Türkiye. Siz ambargo altında bir NATO üyesisiniz ya. 15 Temmuz'un bir cevabı Rusya'dır. Öyle cevaplar söyleyebilirsiniz elbette. Ama ben bunu genel yani bu Türkiye'nin bağımsızlaşma, dış politikada özelleşme sürecinin yansımaları olarak da görürüm ama birebir. S-400'dür yani, mesela. Soykırımcı ilan ettiler sizi. S-400'dür mesela. Sizi cevap... soykırımcı ilan ettiler. Tarihlerinde ilk defa Amerika, işte Biden yönetimi soykırımcısın dedi. Ermeni soykırımı yapmış bir devletsin, bir milletsin dediler. Biden değil. Buna da bir cevabınız Biden olmadı. Biden değil dedi. Efendim? Yok yok. Biden. Biden yaptı da... Biden yaptı da Donald Trump dönemini iyi bilmek lazım. Yani orada yol hazırlandı. Biden onayladı. Doğru. Teşhisi canım yani. Ama bizi soykırımcı ilan eden yönetim bu yönetimdir. 15 Temmuz'u yönetim. Yaptıran yönetim başkan yardımcısıydı Biden Obama döneminde. Bunun gibi. Önemli değil. Yönetimler değişiyor doğru. Zaten. Doğru. Trump gidiyor, Obama geliyor, Biden geliyor ama bu sözünü ettiğim coğrafyalardaki Amerikan politikaları devam ediyor. Ama Türkiye yeterince sert cevap vermiyor. Bir cevap vermiyorsunuz ama ha sözün ettikleri şeyler cevap değil midir? Cevaptır yani. Hani, şunu diyorsan Fırat haklısın. Kalkanı, hani, hırsımızı alamadık. Alamadık. Haklısınız. Kamuoyu da tatmin edilmiş falan değildir. Değil, tamam. Ne Amerikan ülkesini gönderiyorsunuz, ne üstleri kapatıyorsunuz, yaptığınız hiçbir şey yoktur. Biz, nereden seni ne tatmin eder meselesi bir vatandaş olarak konuşuyorum. Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'in aldığı kararlar var. Bu memleketin evet. Tarihinde kendisine uygulanan benzer uygulamalar. Hatta bundan daha az sayılabilecek, daha hafif sayılabilecek Amerikan hamlelerine karşı bu devletin aldığı, alabildiği çok sert tedbirler vardır. Bir gecede 5000 Amerikalıyı gönderebilen bir ülkedir burası. Amerikalılar bilir. O kadar bunları Amerikalı yapmadığınız zaman, yani Yunanistan'a bilmiyorum. Da o kitleme var yapmadığınız var. Zaman bu devam var, eder var. Gelir. Bunlar ayrı mesele ama şöyle de ilginç, tekrar ilginç zamanlarda bir yaşıyoruz. Dakika, aynı yeri açalım. Cumhurbaşkanı peki ne dedi? Ne ama diyor? Cevaben. Bir dakika, YPG. Bir dakika. Gürkan Bey bir dakika. Gürkan Bey konuşurken Eray Bey itiraz eder gibi oldu. Eray Bey yani hem Bülent Ecevit'in hem de Süleyman Demirel zamanında kapatılan Amerikan üslerini bilin ama yani bunu şey yapmayın. Yani 3 yıl boyunca hocam yanlış Türkiye... anladınız. Bir dakika düzelteyim. Evet. Ben ona itiraz etmedim. Hayır yanlış anladınız. Onları da biliyorum ayrıca. Yani bilmemezlik gibi bir durumum da yok. Tabii ki. Ha, şey vardı. Hani ben şunu anlatmak istedim. Geçmişe göre Türkiye'deki Amerikan üsleri ve Amerikalı sayısı da azaltıldı. Bunu anlatmak istedim. Azaltıldı mı, kendileri mi gittiler? Yani zaten bizde bir dakika yok. Son cümle şunu zaten bakınız Yunanistan'da yığınak yapmasının bir sebebi de Türkiye'nin ana karasında Amerikan yığınaklanmasına izin vermemesidir. Bir de böyle de bir durum var. Bunu da belirtmek istedim. Son bir iki cümle söyleyeceğim peki, ama herhalde bir sorunuz var. Evet. Şimdi diyorsunuz ki Türkiye ne cevap veriyor ABD'ye? Cumhurbaşkanı bu ortak tatbikatla ilgili ABD'nin SDG ile yaptığı ortak tatbikat soruluyor Cumhurbaşkanı'na. İki gün önce şöyle diyor. SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adına da dikkat ederseniz Suriye demokratik güçleri olarak koyuyorlar. Bu bir kamuflajdır. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce tır, araç, gereç, mühimmat bugüne kadar hep gönderdi. Hala da gönderiyor. Devam ediyor. Sonunda diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer Sayın Başkan'la görüşme fırsatı bulursak orada da bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim. Bu bir şey ifade etmiyor. Bana bunlar... biraz yumuşak geldi. Yani işin açıkçası. Amerika Başkanı ile bunları görüşecek. Bu görüşme faslı falan bitti. Amerika ile görüşecek bir şey kalmış değil. Pozisyonlar çok açık. Dün telaffuz edilmiş pozisyonlarda değildir. Bakın 2013-14'lerden itibaren bir devlet PKK'yı silahlandırıyorum dediği an benim askerimi, polisimi şehit eden, toprak bütünlüğüme tehdit olan bir örgüt ben silahlandırıyorum dediğin andan itibaren o devletle ilişki kalmaz. Bu budur. Devam ettirip gidiyor. Efendim dünyanın en büyük gücü size darbe yapmış. Bakın o darbe Pentagon'un, CIA'nin operasyonudur. Fethullah Gülen çetesinin. Orada vekildir onlar. Amerika 1500 kilometre NATO sınırı, İran, Irak ve Suriye ile 1500 kilometre sınırı olan bir NATO ülkesinde tanklı, toplu, savaş uçaklı darbe yapılamaz Amerika'nın bilgisi ve onayı dışında. Bu darbe Amerikan darbesidir. Başarısız olmuştur. Kesinlikle. Bunun gibi
Ne cevap veriyorsunuz? ABD ile ilişkileri kesmeli miydi Türkiye size göre? İlişki kesersin, büyükelçi gönderirsin, üst kapatırsın, adamları gönderirsin, gereğini yaparsın, mücadeleni edersin. Çünkü adam seninle mücadele ediyor. Soykırımcı diyor, ambargo uyguluyor, darbe yapıyor. Ekonominizi daha ne yapacak? Ekonominizi mahvederim yani? Diyor. Daha ne yapacak? Ekonominizi mahvederim diyor. Senin ekonomik olarak o kadar gücün yoksa dediklerinizi biz yapabilir mi? Biz bir ulus devletiz. Bir İstiklal Harbi'nden çıkmış gelmiş bir ulus devletiz. Hukuken haklı olduğumuz, meşruiyet zemininde hareket ettiğimiz, milli meselelerimizi takip ederken ekonomi diye bakmayız arkadaş. Bu meseleler öyle meseleler. Bu bir diplomatik mesele değil. Bir vergi oranlarının indirilmesi, kaldırılması meselesi değil. Türkiye rejim gücü meselesidir. Oranında yanıt verir. Toprak meselesidir. Rejim meselesidir. Hükümranlık meselesidir. Bunlar da bu devlet büyük bir devlettir. Güçlü bir devlettir. Burası Ürdün değil. Bakın burası Ürdün değil. Yunanistan da değil. Burası Romanya da değil. Bulgaristan da değil. Bu devlet bunlara tepki verebilen devlettir. Bunu yapar bu devlet. Bedelini de öder. Ha bazen devletler, milletler bedel öderler. Bedel ödemeleri gereken anlar vardı. Tarihin kırılma anlarında vardır. Bunları yaptık. Yapılıyor. Yine yapılmalı. Şimdi hikaye bu. Ve Amerikalıların analizi, yani belki bunları konuşmak lazım. Dehşete düşüyorum. Yani yeni bir dünya kuruluyor. Çin diye bir güç var. Rusya, Çin. Siz bununla bir mücadele edeceksiniz. Amerika açısından bakıyorum meseleye. Bir stratejik mücadele, büyük bir stratejik mücadele. Peki bu sahada, yani dünya ana karasının merkezinde Karadeniz, Kafkasya, Kuzey-Güney hatları, enerji hatlarının buluşma noktası, Akdeniz, kaynaklar, böyle bir merkezde bir ülkeyi ne kadar kolay yok sayabiliyorlar. Ve bu denklemde Nedet Bey'in sözünü ettiği gibi sınırı Yunanistan'dan çiziyorsunuz. Çok enteresan. Hani bu kadar hayati, bu kadar kör mü diyeyim bir stratejik analiz olamaz. Yani Türkiye gibi bir ülkeyi şu anda... Bakın Şangay Beşisi'ne gidiyor Cumhurbaşkanı. Gider. Yani buysa sizin yaklaşımınız, sınırı Yunanistan'dan çiziyorsanız, benim toprak bütünlüğüme, rejimime, enerji imkanlarıma, hakkım olan, hukukum olan hikayeleri tamamen benden almaya dönük, canıma kastederek, askerime, polisime kastederek, silah vererek, ne yapıyorsunuz? Türkiye'yi bir yerlere itiyorsun. Bir, ya Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye, İran, Orta Asya ülkeleri... Bu blok manasız bir blok değildir. Anlamlı bir bloktur. Yani hangi analize istinaden Türkiye'yi yok sayıyorsun veya işte hükümeti değiştirmek. Hükümeti değiştir. Bu hesapta mısın yani? Soruyorum. Hükümeti değiştirerek bu kapasiteyi kendi çizgime yeniden alırım diye mi bir analiz yapıyorsun? O mu analizin? Yoksa bir yukarı blok olarak Guardian'daki yazıyı tekrar altını çiziyorum. Yani geliyor o hükümet geldi, bu hükümet gitti, Türkiye'nin bütün yönelimleri değişecek. Hani tırnak içinde bakıyor. 180 derece değişecek falan umudu içinde misiniz? O da çok şey bir yaklaşım. Hani safiyane bir yaklaşım. Böyle bir tabloda son cümle neyse ne adamlar analizi böyle yapıyorlar. Türkiye ile kurdukları ilişkinin adı düşmanlık ilişkisidir. Türkiye'nin yapması gereken bu geçiş dönemlerinde, bu tarihi anlarda, kırılma anlarında iktidar, muhalefet, entelektüeller, aydınlar, toplum, İç cephe güçlü kalacak. Askeri olarak, ekonomik olarak güçlü olacaksınız. Hovardalığa gerek yok ekonomide. Askeri yapılanmalarda, askeri sanayimiz fena değil. Orada bir şeyler yapıyoruz da. Ekonomide hovardalık, irrasyonel kararlar, iç cephenin bu kadar çürütülmüş hallerde bırakılması. İç cepheden kastımız Mustafa Kemal Paşa'nın sözünü ettiği dahili cephe. Yani toplumsal konsolidasyon. Bunlar hayati zamanlardır. Buralar böyle siyasete feda edilecek anlardan geçmiyoruz. Bu kadar ucuz seçim kazanmaya dönük şu parti bu parti meseleleri değil. Kartların yeniden karıldığı, çıkarların yeniden konuşulduğu. Niye Amerika bizi ne güzel ilişkimiz vardı hani böyle sen söylüyordun ben yapıyordum ilişkisini reddeden bir Türkiye var. Bu kadar bütün belgelerde, kağıtlarda, raporlarda dışlanan bir Türkiye var. İşte rock state, haydut devlet muamelesi gören bir şey var. Demokrasisi yok oldu, şu yok oldu. Bir inanılmaz Amerikan ve Batı propagandası yürüyor Türkiye'yi... yıkmaya ya da ne bileyim işte imajını yok etmeye dönük olarak. Türkiye'nin bütün muarızları, örgüt olsun, PKK olsun, Yunanistan olsun, devlet olsun hepsi itibar kazanıyor bütün analizlerde şeyler. Hep Türkiye haksız, hep Türkiye yanlış ve Türkiye'de yanlış ellerde yönetilen bir ülke ve yanlış dış politika tercihleri. Öyle mi? Değil. Bu ortamda hepimizin ayaklarının suya ermesi, aklımızı başımıza toplayıp o bu demeden tabloyu doğru okuyup ona göre bir pozisyon almamız lazım. Zamanı doğru kullanmamız, güç temerküz etmemiz. Belki
geçmişte yapmış olmamız da gereken bir şey ama hala devam eden bir süreçtir. Güç temerküz etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Çok teşekkürler.